Faruk Aksoy Bayılıyorum söyleşi kitaplarına. İsmet İnönü'nün eşi Mevhibe Hanım, Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'i çağırıyor, diyor ki, ''Benim Ömer'le Erdal büyüyorlar, üniversite okuyacaklar, İstanbul'u göndermek istemiyorum. Burada, Ankara'da üniversite açtır, açılıyor. Ömer ve Erdal İnönü için üniversite açılıyor. Açılan o üniversite sayesinde devrin bütün milletvekilleri diploma alıyor. Annan Menderes dahil. İnönülerle ilgili her şeyi tartışma konusu yapanlar bunu neden gündeme getirmiyorlar acaba diye düşünürken diploma alanlara Menderes dahil kısmı eklenince tartışma başlamadan bitiyor. Milli Birlik Komitesi darbeden sonra 10 Kasım'da içki içilmesini yasaklıyor. Mehmet Barlas, Kenan Evren'in ve iki generalin önünde bunu eleştiriyor. Atatürk içki içerdi. 10 Kasım'da neden içki yasaklanıyor diyor. Kenan Evren, Sayın Barlas, arka odada görüşebilir miyiz teklifinde bulunuyor. 10 Kasım'da içki yasağı kalkıyor. Böylece Mehmet Barlas, Atatürk'e saygı mahiyetinde uygulamaya koyulan içki yasağını kaldırtırken Atatürkçüleri de iki arada bir derede kalmaktan kurtarıyor. Zengin İsviçreli bir aile 1960'ta İstanbul'a geliyor. Fabrika kurmak için Levent'te bir ev kiralıyorlar. Derken 27 Mayıs darbesi geliyor. Tabi bunların darbeden falan haberleri yok. Karı koca yürüyüş yapmak için dışarı çıkıyorlar. Yolda yürürken millet evlerden, pencerelerden bunlara el sallıyor. Bir şeyler anlatmaya çalışıyor. İsviçreli aile, bu Türkler gerçekten çok sıcak kanlı insanlar. Mahalleye yeni taşındık, bizi selamlıyorlar diye düşünüyor. 27 Mayıs darbesinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ahali bunları uyarıyor.'' Evinize dönün, yoksa Harbiyenin alt katında alırsınız soluğu diye. O adam hala Türkiye'de yaşıyor. Türkiye'de yaşadığını da şöyle izah ediyor. Diyor Barlas, İsviçre'de canım sıkılıyor. Beş yıl sonra ne olacağı belli. Türkiye'de ise bir saat sonrasını kestiremiyorsun. Buradaki hayat bana daha heyecan veriyor. Kontrollü düzensizlik iyi bir şey midir? Yoksa çikolatayı fazla kaçırmış İsviçreli bir zengin bizimle dalga mı geçiyor diye düşünüyor insan. Vehbi Koç, 1950 öncesi CHP Ankara İl Başkanı Cemil Said Barlas'ta Ticaret Bakanı. Araları iyi, yakın dostlar. Bir gün Barlasların yeni köydeki evlerinde oturuyorlar. Vehbi Koç, eşi Sadberk Hanım Cemil Said Barlas eşi. Tabii Mehmet Barlas da var orada. Sadberk Hanım Tuğralı gümüş topluyor o zamanlarda. Konu açılıyor, niye topladığını anlatıyor. Daha sonra kurulan Sadberk Hanım Müzesi o tuğralı gümüşlerle koruluyor. Yıllar sonra İngiliz büyükelçisi Rahmi Koç'a Sadberka'nın müzesine bakıyorum da muhteşem eserler yer alıyor diyor. Rahmi Koç da evet onlar aile hazinesi cevabını veriyor. Mehmet Barlas sanki kuşaklar kuşaklar öncesinden geliyor gibi anlattı Rahmi Bey. Oysa ben nereden başladığını biliyorum diyor. Müzenin nasıl kurulduğunu Mehmet Barlas biliyor. Doğru. Fakat müzenin nasıl çeşitlendiğini, bazı eserlerin nereden geldiğini bilen biri daha vardı. Kütahyalı Çin'i sanatçısı merhum Sıtkı Olçar. Sadberkan'ın müzesiyle ilgili Sıtkı Olçar da çok şeyler bilirdi. 28 Şubat'ta Barlaslar şeriatçı Erbakancı damgası yiyor. Bir akşam sosyetik bir yemekte Mehmet Barlas yanındaki hanımefendiye dönüyor. Hiç merak etmeyin şeriat gelmeyecek. Erbakan bizim eve yerleşti. Ondan söz aldım. Türkiye'ye şeriat getirmekten vazgeçti diyor. Yanındaki hanımın birden yüzü gülüyor. Ah Mehmetciğim nihayet doğru şeyler yapmaya başlamışsın diyor. Her yiğidin yoğurt yiyişi, her gazetecinin darbe savuşturuşu farklı oluyor tabi. Mehmet Barlas şu tespitleri de yapıyor. Yeni şafa ikinci evim gibi görürdüm. Problemim olduğu zaman yeni şafak vardır diye düşünürüm. Turgay Ciner müdahale etmeyen bir basın patronuydu. Aydın Doğan kadar medya gücüyle devletten bir şeyler alan başka bir medya patronu görmedim. Dinç Bilgin örnek alınacak bir insandı. Üçüncü kuşak gazete patronu olarak ama o sefer mutluyu örnek aldı en sonunda hapse kadar gitti. Zeki Müren'le dosttuk ama hiç evine girmedim. Fethullah Gülen Soros'a çok benziyor dedim. Fethullahçılardan aleyhime yaylım ateşi başladı. O yaz 2012 Tayyip Bey geldi. Bizim teşkilatı uyandırdın. Teşekkür etmek için Bodrum'a geldim dedi. YÖK Başkanı İhsan Doğramacı'dan rica ettim. Efe Özal'ı İstanbul Üniversitesi'nden Ankara'ya naklettirdik. Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal'a, Zeynep birazcık ortalarda görünmesen dedim, babasını göstererek, bana bu dahil kimse bir şey öğretemez dedi. Saddam Kuveyt'e girmiş, ben Bodrum'da denize giriyorum, Özal da beni arıyor, ne yapacağız diye. Hiç hapse girmedim, çünkü hukukçuyum, bir kelime yüzünden hapse girmeye değmez. Dün dündür Mehmet parlas kitabını okudum, Göksen Göktaş'ı aradım, tebrik ettim. Göksen sormuş, Mehmet Barlas anlatmış, iyi bir söyleşi kitabı ortaya çıkmış. Kitabı bitirdim ve şöyle düşündüm. Bir kere Barlas şanslı adam. Yatak odasının balkonundan Münir Nurettin gazel okuyor, Kemal Tahir arkadaşı oluyor, İsmet İnönü uyurken uyandırabiliyor, Necmettin Erbakan'la dost oluyor. Ama şunu da düşündüm, tekerleğin yok, marşın basıyor, neye yarar ki?'' Barlas'ın marşına basmışlar. Kabul ediyorum. Şanslı adam. Ama o da kendi çizdiği yolda kendi tekerleriyle yürümesini bilmiş. Nereden mi anlıyorum? Sadece Münir Nurettin balkonundan gazel okudu diye bu kadar iyi müzik bilgisine sahip olamazsın. Sadece müzik bilgisinden anlıyorum.''